Bodrum Tanıtma Vakfı'nın seçimli olağan genel kurul toplantısı La Quinta by Wyndham Bodrum konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve BOTAV üyeleri katıldı. BOTAV Genel Kurulu olağan gündemiyle divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 2022 yılı faaliyet raporu, gelir gider ve bilanço tablolarının okunmasının ardından geçmiş dönem yönetim kurulu ve denetleme kurulları ibra edildi. 2023 yılı aidatları belirlenirken, 2023 yılı bütçesi üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Vakfa yeni üye olacak ve üyelikten ayrılacak işletmelerin, genel kurula sunumu ve kabulüyle devam eden toplantı, yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçilmesiyle sona erdi. Kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen geçmiş dönem BOTAV üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Aras şunları dile getirdi. Malumunuz olduğu üzere Bodrum Tanıtma Vakfı 27 yıldır faaliyette bulunmakta ve 27 yıldır ilk kurulduğu günden beri Bodrum'un tanıtımı için canlı başla çalışmakta ve o gündür bugündür görev yapan bütün dostlarımız, bütün üyelerimiz de kendi bütün enerjilerini, maddi manevi bu vakıf için ve Bodrum tanıtımı için harcamış durumdalar. Son dönemde bizler geldikten sonra da tabii ki bu çalışmaları sürdürmeye gayret ediyoruz. Tanıtım sürekli güncel, sürekli canlı bir husus, sürekli yenilenmesi, değişmesi gerekiyor. Ve artık günümüzde bütün tanıtım materyalleri, tanıtım mecraları, her şey çok değişmişti. Biz de bunun için bir arayışa girdik yönetim kurulu olarak ve ondan sonra bir dijital platform oluşturmaya karar verdik. Biraz uzun sürdü, araya salgın girdi. Arkasından malum yangınlar derken bizim dönemde çok değişik bir dönem oldu. En sonunda deprem. Yani maalesef ülke son 3-4 yıldır ciddi travmalarla karşı karşıya kaldı. Tabii ki turizm sektörü de öyle oldu. Hepimiz gündemimizi değiştirmek durumunda kaldık. Hepimiz bütçelerimizi yeniden şekillendirmek zorunda kaldık. Geride kalmadı. Her zaman hep ileriye hedefliyoruz. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bahsettiğimiz dijital tanıtımla ilgili konu, husus, bütün yazılım, altyapı çalışmaları hepsi bitti. Ve sabit içerikler dediğimiz Bodrum'un tanıtımı, birinci tarihi, coğrafyası gibi işte Bodrum'un özellikleri, nitelikleri gibi birçok husus dahil edildi. Ancak diğer o değişken içerikler ve daha doğrusu BOTAV üyelerimizin de içinde bulunduğu oteller, restoranlar veya diğer işletmeler, hastaneler var biliyorsunuz. Havaalanı var, TAV havaalanı işletmesi, yine marina işletmelerimiz var, Bodrum Marina gibi. O yüzden onların da dahil olması gereken bölüm henüz daha tamamlanmadı. Bunun için tabii ki bir orada bir ekip kurup tekrar hızlı bir şekilde bunu gerçekleştireceğiz bu önümüzdeki süreçte. En azından artık dijital platformumuz tamamen amacına uygun hale getirilecek. Bu konuda şüpheniz olmasın, biz bu konuda kararlıyız. Reklam sadece dijitalden değil, aynı zamanda diğer mecralardan da yapılmalı. Yani bu nedir? Outdoor, açık hava reklamları, televizyon reklamları, yine basılı olan yayın reklamları, bunların hepsi bir bütün. Aynı zamanda katıldığımız fuarlar, katılacağımız fuarlar, aynı zamanda yine ülkemize davet edeceğimiz önemli otoriteler, turizmle ilgili otoriteler veya tur operatörlerinin gezileri, yine Bodrum'a yapılacak olan gezileri, burayı kapsayan gezileri gibi ya veya kendi düzenlediğimiz ve veya Bodrum Turizm Forum gibi özellikle uluslararası o yine profesyonellerin katıldığı veya Türkiye'den de tabii ki yine çok önemli profesyonellerin katıldığı bir forum. Ahmet Aras Başkanlığı'nda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri şöyle. Asil üyeler Mahmut Kocadon, Alp Tekin Polat, Hamdi Akın, Erdem Ağan, Süleyman Uysal, Nurçe Erben, Ersin Pamuk Süzen, Hıfsı Ali Güreli. Yedek üyeler Alişir Şahin, Özgen Özyurt, Hadi Türk, Deniz Akaltan,
Serdar Baş, Erdem Başarır, Itır İpekel, Tisiropoulos, Bülent Kaya, Volkan Öksüz. Denetleme Kurulu üyeleri, asil üyeler, Pehlül Yıldırım, Sedat Balıkçı, Mustafa Özçetin. Yedek üyeler, Mert Sayın, Barbaros Güneş, Kadir Sevim.